Atatürk'ün yaşamı etkinliklerini birlikte cevaplandıralım. Hemen birinci etkinliğimizi açalım. Atatürk kaç yılında nerede doğmuştur? 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Şeklinde cevaplıyoruz. Annesinin, babasının ve kız kardeşinin adı nedir diye sormuş. Annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi. Bey de diyebiliriz. Ali Rıza Bey. Kardeşi Makbule Hanım. Makbule, yanlış yazdım. Makbule Hanım. Atatürk kaç yılında nerede vefat etmiştir? Hemen buraya cevaplıyorum onu da. 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. Vefat etti şeklinde yazabiliriz. Mezarının adı nedir diye sormuş. Anıtkabir. Mezarı nerededir? Ankara'da. Şeklinde yazabiliriz. Atatürk'ün ailesindeki kişilerin adlarını yazalım demiş. Zübeyde Hanım. Ali Rıza Efendi de diyebiliriz, Bey de diyebiliriz. Ali Rıza Bey, çünkü eskiden soy isimleri yoktu. Ve Makbule Hanım. Şeklinde yazdık. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamını metinden geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin edin demiş. Okul, mektep olarak tahminde bulundum. Çağdaş, modern, yenilikçi olarak tahminde bulundum. Yukarıdaki kelimelerin kullanıldığı birer cümle yazalım demiş. Bütün öğrenciler İstiklal Marşı için mektebin önünde toplandı. Çağdaş toplumlar eğitime önem verir şeklinde iki tane de cümle yazdık.
Dördüncü etkinlik soruları cevaplayalım denilmiş ve birinci sorumuzda Atatürk nerede dünyaya gelmiştir? Selanik'te 3 katlı pembe bir evde dünyaya gelmiştir şeklinde yazabiliriz. İkinci sorumuz. Annesi Atatürk'e ne zaman doğduğunu söylemiştir? Baharda Mayıs ayının herhangi bir gününde doğduğunu söylemiştir. Üçüncü sorumuz. Atatürk ve ailesi niçin dayısının çiftliğine yerleşmiştir? Çünkü Atatürk'ün babası vefat etmiştir. Dördüncü sorumuz. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki görevini soruyor bize. Tümen komutanıymış. Beşinci sorumuz. Çanakkale Savaşı nasıl kazanılmıştır? Askerlerimizin inancı sayesinde kazanılmıştır. Böyle bu şekilde yazabiliriz. Altıncı soru. Atatürk yaptığı yeniliklerde kimden destek almıştır? Halktan destek almıştır. Halktan yazabiliriz. B'de ise okuduğunuz metinde bulunan özellikleri işaretleyelim. Kişi, yer, zaman unsurları bulunmaktadır. Doğru. Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Doğru. Olay örgüsü bulunmaktadır. Yok, olay örgüsü bulunmamakta. Yazım şekli şiirden farklıdır. Evet, şiirden farklı. Çünkü düz yazı. Olayları oluş sırasına göre numaralandırın demiş. Atatürk Mayıs ayının bir gününde Selanik'te doğdu. 1. Atatürk önce mahalle mektebine gitti. 2. Sonra bakıyoruz. Atatürk babası ölünce ailesiyle birlikte dayısının çiftliğine gitti. 3. Atatürk annesinin haberi olmadan askeri okul sınavına girdi. 4. Atatürk askeri okulları bitirince asker oldu. 5. Atatürk Trablusgarp ve Çanakkale Savaşı'na katıldı. 6. Atatürk halkın desteğiyle Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 7. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'ndan büyük bir zaferle çıktı. 8 şeklinde yapıyoruz. Şu şekilde şöyle bakabiliriz. Beşinci etkinliğimiz zıt anlamlılarını yazalım. İlk, son. Üzüntü, sevinç. Mutluluk da diyebiliriz. Zafer,
Mağlubiyet veya yenilgi de diyebiliriz. Barış, savaş. Önce, sonra, gir, çık, yeni, eski, tam tersi, sonra, önce, git, tam tersi, geldir, büyük, küçük, ufak da diyebiliriz. Genç, yaşlı ya da ihtiyar. Başla, bitir şeklinde yazabiliriz. Yazdığınız kelimelerden 3 tanesini seçelim. Bunların da kullanıldığı birer cümle yazalım. Başla. Yazdığınız dediği için bitiri yazmamız gerekiyor. Bizim kırmızıyla yazdığımız yazılardan, oradakilerden değil. Savaş olabilir, önce olabilir. Önceyi yazalım. Okula gelmeden önce. Kahvaltı yapalım. Kahvaltı veya yapın. Yaşlı, yaşlı adam yolun karşısına geçti. Eski okul kıyafetim eskidi şeklinde cümlemizi yazdım. Cümlelere büyük harfle başlayıp nokta ile bitiriyoruz. Soru anlamı yoksa buna özen gösteriyoruz. Sınıfımızın şeref köşesinde nelerin bulunduğunu söyleyelim. İstiklal Marşı, Atatürk, portresi,
gençliğe hitabe ve bayrak şeklinde yazdık. Ülkemizin bağımsızlığını temsil ettiği için sınıfımızda en yüksekte bulunur. Şeklinde söyleyebiliriz. Yedinci etkinlik bir akrostiş yapmamızı istiyor. Şiir yazmamızı istiyor. Buraya bir tane örnek bıraktık. A Ta Türk. Akrostiş bir kelimenin harflerini kullanarak şiir oluşturmaktır. Anadolu kaplanı, tüm ulusun evladı, annelerin duası, Türklüğün kahramanı, ülkemin kurtaranı, reisi, baş mimarı, komutan, lider atan şeklinde bir şiir. Atatürk asker olmak için neler yapmıştır? Askeri okullara gitmiştir. Asker olduktan sonra hangi savaşlara katılmıştır? Metnimizde Trablus, Garp, Peyle, Çanakkale savaşlarına katılmıştır şeklinde yazdık. Yaptığı yenilikleri kimlere emanet etmiştir? Gençlere.